Albay İbrahim Kopuz. Albay İbrahim Kopuz. Elimizdeki ayrıntılı raporda da açıkça ortaya konduğu üzere görevi kötüye kullandığınız, emre itaatsizlik yaptığınız ve size gelen istihbaratı örtbas ettiğiniz görülüyor. Ciddi hatalar yaptınız. İzinsiz olarak kendi kişisel intikamınızı almak amacıyla emir almaksızın harekete geçtiniz. Sınırı yasa dışı yollarla geçtiniz. İzinsiz başka bir ülkenin topraklarına girdiniz. Ve maksut kod adlı teröristi bu şekilde ortadan kaldırdınız. Bu sırada da bölgedeki Türkmen sivillerin ölümüne yol açıp Yüzbaşı Kaan Bozoğ'un, yani emriniz altındaki bir subayın yaşamını tehlikeye attınız. Ve bütün bu yaptıklarınızın çok önemli, geriye dönülmez sonuçları oldu albayım. Bir açıklamanız var mı? Hayır, yok komutanım. Tüm bunların sorumlusu benim. Bu suçlamalardan dolayı en ağır yaptırımı hak ediyorum komutanım. Sizinle ilgili karar verildi zaten Albay İbrahim Kopuz. Görevden uzaklaştırılıp Özel Kuvvetler Grup Komutanlığından azledildiniz. Çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Buraya kadarmış evlat. İyi temizlik yaptık komutanım. Kaan, seninle gurur duyuyorum evlat. Hepinizle. Ben de sizin komutanınız altında savaşmaktan onur duyuyorum komutan. Komutan, belki başarabiliriz. Deneyelim mi? Başka çaremiz yok zaten. Deneyeceğiz. Emredersiniz. Hadi. Çıkıyorum komutanım. Komutanım! Hayır, 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 Kaan. Kaan, bunu yapma. Yapma bunu. Baba. Ha 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 ha
Evlat, evlat. Evlat. Yapma bana. Bunu yapma bana. Allah kahretsin. Evlat, aç gözünü. Aç gözünü. Burada kal. Kaan, evlat. Evlat, burada kal. Lan belaları! Allah belanızı versin! Allah belanızı versin! Lan belaları! Gördün mü be? Yüzbaşı tamam. Lanet olası pislik! Patron! Bırak beni! Patron! Patron dur, vuruldun. Boş ver. Artık elimizde. Onlar artık elimizde. Kaan! Evlat. Kaan. Kaan. Bana bak. Kaan. Seni çıkaracağım buradan. Evlat, seni çıkaracağım buradan. Konuşma evlat. Patron, bunu sarmamız lazım. Silahlar neden sustu? Herkes mi öldü? Nerede bu adamlar? Patron, uzağa gidemezler zaten. Kaan, benle kal. Kendini bırakma. Sakın bırakma kendini. Tamam evlat. İyi olacaksın. Buradan uzaklaşana kadar idare eder. Hadi evlat. Hadi aslan, bir gayret. Hadi. Dayan biraz. Hadi. Ver. Hemen Velid'i ara. Adam getirsin. Çok adam getirsin. Bölgenin farklı noktalarına geniş alana etki edecek birkaç tane jammer çalıştır. O albayın tüm dünyayla iletişimini keselim. Yavaş ol. Patron, kan kaybediyorsun. İşimizi şansa bırakamam. Tamam, bırak artık. Albay. Patron. Çekil. İyi misin? Önce. Kaan. Kaan evlat. Yine değil misin? Kaan. Yüzbaşım. Beni duyuyor musun? Kaan. Evlat, aç gözlerini. Evlat. Komutanım. Söyle. Söyle evlat. Biz hepsini hakladık komutanım. Bunları hakladık komutanım. Öyle. Öyle evlat. Canlarını okuduk.
Komutan biz... Hadi evlat, yorma kendini. Zaten önce birazcık uzaklaşıp yarına bakmamız lazım. Burada oyalanamayız. Hadi koçum. Komutan, hadi birazdan. Komutan biz... Komutan biz... Kaan. Hadi evlat, hadi gayet. İçimde. Ne oldu? Bir anda elim, ayağım boşaldı. Ben temizliymişim. Selver teyze. Selver teyze, tamam. Ben hallederim. Gel sen salona geç. Dur kızım, dur. Selver teyzeciğim, lütfen. Bak ellerin hala titriyor, tamam. Bak bir yerini keseceksin. Hadi gel. Hadi. Şöyle oturalım. Gel. Selver teyze. Ne oldu? Söyle hadi. Ne oldu? Kötü bir haber falan mı aldın? Yok. Ama bilmiyorum. Şurama bir bıçak saplandı sanki. Kaan'a kesin bir şey oldu Gökçen. Kesin bir şey oldu. Yok. Benim oğluma bir şey oldu. İstifa ediyorsunuz, öyle mi? Evet komutanım. Ben ve arkadaşlarım bu konuda kararlıyız. Kararlısınız demek. Ne yapacaksınız? Sivillerinizi çekip komutanlarınızın peşine mi düşeceksiniz? Dağda iz mi süreceksiniz? Nedir ya? Ne gerekiyorsa komutanım. Kılıç Timi bugüne kadar geride adam bırakmadı komutan. Bundan sonra da bırakmayacak. Bunun sonuçlarını düşündünüz mü? Komutanım, biz ne pahasına olursa olsun silah arkadaşlarımızın yanında olacağız. İzninizle.
yapmam lazım. Evlat. Kaan, konuş benimle. Kaan, konuş benimle. Komutan. Ama evlat. Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Sana bir şey olursa kendimi asla affetmem. Komutan. Senin buraya gelmene izin vermemeliydim. Evet. Ben izin almadım komutan. Öyle evlat. Her zaman tek başlıydın. Başına buyruk. Ama senin burada ölmene izin vermeyeceğim. Biliyorum. Biliyorum komutan, biliyorum. Kimsin sen, beni arıyorsun burada? Oğuz ben. Çobanım. Buradan ses duyunca merak ettim. Tamam. Bir şey yok. Hadi git buradan. Onun nesi var? Yaralı mı? Hadi koyunların dağda uzaklaş, git buradan. Siz Türk müsünüz? Türkiye'den mi geldiniz buraya? Ben de Türk'üm. Aşağı Pınarlı köyündenim. Bizim orası Türkmen'dir. Tamam. Hadi ama. Burada kalman senin için tehlikeli. Eğer kalırsan başın belaya girebilir. Peşimizdeki adamlar sana zarar verebilir. Bir an önce köyüne dön. Bizi gördüğünden de kimseye bahsetme. Vakit kaybetmeden ayrılmamız lazım buradan. Kardeş. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın ha? Aklım almıyor benim. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Vallahi çocuğunu karnına öldürürüz dediler. Mecbur kaldım. Yoksa ben albayım, çok iyiliğini gördüm. Nankörlük ettim diyorsun ha? Tüm senin o sıfatını. Beyaz sakaldan da mı utanmıyorsun lan? Adamları nereye bıraktın peki? Kuzeyde. Dere yolunu oraya bıraktım. Ama adamlar çok kalabalıktı. Ben kaçarken hala çatışıyorlardı. Ulan dua et onlara bir şey olmaz. Yoksa sen dua et çocuğuna. Şerefsiz. Adamları cehennemin ortasına bırakmış. Ondan sonra ben albayın çok iyiliğini gördüm diyor. Alo. Ben Seyfi. Dinliyorum Seyfi. Evet. Ne? Şu anki durumları biliyor muyuz peki? Neresi? Neresi dedin? Tamam. Tamam, sen bölgeye ulaşınca haber ver. Bölgedeki aşiretlerden de bilgi alalım albayım.
Gel. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Komutanım. Nedir Asumay? Seyf şimdi bilgi geçti. Kopuz Albay ve Kaan Yüzbaşı'nın sınırı geçmek için anlaştığı kamyon şoförü onları çatışmanın ve teröristlerin ortasına bırakıp kaçmış. Ne diyorsun sen ya? Evet komutanım. Adamı ailesiyle tehdit etmişler. Seyf şu an durumlarını bilmiyor ve çatışma bölgesine doğru gidiyor. Fakat komutanım karşılarındaki grup çok kalabalıkmış. Allah kahretsin. Yaşar Albay'a haber ver. Hemen hareket merkezine gelsin. Emredersiniz komutanım. Oturun. Tam olarak neredeler? Şoför onları şurada bırakmış komutanım. Orası bizim için hala kör nokta. Gel. Gel abayım. Aşiretleri falan araştırmaya gerek kalmadı. Bizim çocuklar tam da buradalar. Ama komutanım orası... Biliyorum. Şu anda resmi olarak asker sevkiyatı yapabileceğimiz ya da destek verebileceğimiz bir bölge değil. Ve son aldığımız istihbarata göre şu anda büyük bir grupla çatışıyorlar. Ve yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı onu bile bilmiyoruz. Allah kahretsin. Komutanım, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tamam. Tamam anlaşıldı. Ben sınırı geçince tekrar arayacağım seni. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Komutanım silah ve mühimmat işi tamam. Anlaşıldı üsteğmenim. Hadi babalar. Komutanım. Komutanım. Onlara gidiyorsunuz değil mi komutanım? Komutanım. Yani siz bir şey söylemeseniz de ben anlıyorum komutanım. Zordalar. Ya Allah şahidim olsun. Bütün gece gözüm uyku girmedi komutanım. Var. Ya. Komutanım müsaade edin ben de sizle geleyim. Ne olur komutanım. Bakın emin olun bir yararım dokunur komutanım size ya. Var. Biz gerekeni yaparız aslanım. Komutanım. Karagöz. Sen karargah işinin başına dön. Hadi. Hadi aslanım. Ayağınıza taş değmesin komutanım. Komutanım, koordinat bilgisi bu. İyi de bu nerenin koordinat bilgisi? Gideceğimiz noktanın babalar. Evet, komutanlarınızın tam şu bölgede büyük bir silahlı grupla çatışma içinde olduğunu biliyoruz. Ama onun haricinde başka bir bilgiye sahip değiliz. Siz tarifeli bir uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na gideceksiniz. Oradan sivil araçlarla sınırı geçeceksiniz. Bölgedeki bir rafineride çalışan mühendis ve teknisyenler durumundasınız. Araçlarla belli bir noktaya intikal ettikten sonra yaya olarak devam edeceksiniz. Bütün detaylar dosyada yazılı. O bölgeden emin değilim ama bundan başka yapacak bir şeyimiz yok. Oraya gideceksiniz. Komutanlarınıza ulaşıp tek bir çizik bile almadan onları karargaha ulaştıracaksınız. Anlaşıldı mı yüzbaşı? Emredersiniz komutanım. Ayrıca bu istifalarınız kabul edilmedi. Bunu da arkadaşlarına iletirsin. Olur mu? Emredersiniz komutanım. Hepsi bu kadar. Acele edin yüzbaşım. Uçağınız bir saat içinde havalanıyor yüzbaşım. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Ben izin versem de vermesem de bu çocuklar bu yola çıkacaktı albayım.
En azından şimdi benim kontrolümde ve denetimimdeler. Onların kılına zarar gelsin istemem. Hiç ses yok ya. Ya adam buraya bıraktın dedi. Allah verir de başlarına bir şey gelmeye bari. Hadi Seyfo hadi. Bekleme hadi. Hadi Seyfo hadi. Çatışma çoktan bitmiş. Uydumu ben almıyorum. Yok. Olmaz. Kurban olayım oğlum. İyi düşün iyi olsun. Almayayım. 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 Şükür. Yok. Albayım, 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 albayım. Şükür ya Rabbi, şükür. Ya ben bugün de kalpten ölmezsem daha da bana bir şey olmaz ha. Ulan o kadar kurşun öldürmedi. Bu stres vallahi öldürecek beni. Burada iyi bir temizlik olmuş. Ama yoklar. Neredesin albayım? Neredesin yok? Hadi Seyfi. Bunları bulmadan durmak yok. Hadi.
Selvi Hanım, şimdi daha iyisin değil mi? Yok Hakkı Hanım. İçimde bir sıkıntı var. Hiç geçmiyor. Sanki zor nefes alıyorum. Darlandın iyicene tabii. Oğlandan haber çıkmayınca. Sen bilmiyorsun mu Selvi Hanım? Bunlar bir gün varlarsa 5 gün yokla. Haber edememişlerdir. Öyle öyle de. Bu seferki bir başka. Server teyze sen kahvaltı da yapmamışsın. Açlıktan da elin ayağın boşalmıştır senin. Hadi biraz ye şunlardan. Yok yok canım hiçbir şey istemiyor Gökçen. Ama yapma böyle. Bak hasta olacaksın sonra. Sonra bir Kaan Bey'e biz hesap vereceğiz. Demez mi benim bir anneme bakamadınız diye? Ah Gökçen. Kaan'ımın bir sesini duyabilsem. Açlık hastalık hiçbir şey kalmayacak da. Haydar bir daha mı arasan acaba? Ben dünden beri çok çok darladım bu çocuğu. Tamam, ararım. Ama sen de bunu yiyeceksin o zaman. Anlaştık mı? Peki. Komutanım, Kutalmış Paşa onların kimlerle çatıştığı hakkında bir bilgi verdi mi? Hayır İlyas. Sadece çok kalabalık bir grup olduğunu biliyoruz. Kaç kişi olurlarsa olsunlar komutanım. Popuz Alba ile Kaan Yüzbaşı onlara dünyayı dar etmişlerdir. Kesin. Eğer ben de demir döversem, şu anda o adamların leşlerini akbabalar kemiriyordur. O kadar diyeyim yani. Ondan şüphemiz yok gözüm de. Sadece girdikleri bölgeden çıkmakta geç kaldılar. İletişim de kuramıyoruz. Hal böyle olunca insanın aklına 1000 türlü şey geliyor. Hayda. Selvar teyze Gökçen'i arattırıyor kesin. Alo Göküş. Alo Haydar. Biz şimdi annemle Selvar teyzelerdeyiz oturuyoruz da. Selvar teyze Kaan'ı çok merak etti. Bir haber var mı diye sordu. O yüzden aradım seni. Göküş, sen şimdi Selvar teyzeye çaktırma. Ama şu an sana bu konu hakkında bir bilgi veremem. Evet. Sen de ki Selvar anneye, Kaan'ın bulunduğu yerde telefon çekmiyormuş. Haydar yanına gidince sizi arattıracaktır falan bir şey söyle işte. Tamam. Göküş, duydun mu beni? Tamam canım, sen uygun olduğunda ararsın bizi. Bak merak etmeyin, ben Kaan'ı sağ salim eve getireceğim. Sen yeter ki Selvar annenin yanında kal. Tamam canım, sonra görüşürüz. Öptüm. Hadi Allah'a emanet olun. Ne dedi Gökçen? Görevi devam ediyormuş hala. Telefon da çekmiyormuş oldukları yerde. Görevi mi devam ediyormuş? Evet, devam ediyormuş. Haydar dedi ki ben ulaşınca sizi ararım dedi hemen. Merak etmeyin dedi. Ben bir çay demleyeyim. Oğlan sabahtan beri bir yudum su içmedi. Ben de gideyim ona su alayım. Kızım, ne diyor Haydar? Yok bir şey anne, bir şey demiyor. Yok yok var bir şey, ben senin gözünden anlarım. Söyle ne diyor? Anne ayrıntılı bir şey söylemedi ama Selvar teyzeye belli etmeyin, yanından ayrılmayın. Ben Kaan'ı sağ salim getireceğim dedi. Galiba kanla ilgili sıkıntılı bir durum var.
Allah esirgesin kızım. Oksa. Oh. Ölmeyeyim. Komutan. 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 Kan. Komutan. Komutan vurmasınlar babamı. Komutan. Komutan babam. Düşme ya. Kalbin duyuyor musun? Kan. Seni bir an önce bir hastaneye ulaştırmam lazım. Ama yazın. Burada olabilirler. Durun. Kimsiniz? Benim. Bunlar bizim köyden. Biz aşağı Pınarlı'danız. Oğuz haber verince her yerde sizi aramaya başladık. Buralar eşkıya dolu. Bunlarsız biz çıkmayız pek daha. Tamam. Gelin. Benim adım Fikret. Duyduk bir yaralınız varmış galiba. Bu da yeğenim Suna. Ankara Tıp'ta okuyor. 3. sınıfta. Köyden ne kadar malzeme varsa topladık geldik sizin yanınıza. Çok ateşi var. Ateşini düşürmemiz lazım. Aslında kurşunu çıkarabilirsek belki... Kurşun mu? Ha. Ben basit bir yaralanma zannediyordum ama... Kadı durdurmak için yarayı dağladım. Ama... Bakın bu çok ciddi bir şey. Ben daha öğrenciyim. Kızım... Bir şeyler yaparsın. Amca ama kurşun diyorsunuz. En azından ateşini düşürecek bir şey yaparsan biz hemen gideriz. Tamam. Yeterli malzemem yok. Ama elimden geleni yapacağım. Sağ ol. Siz Türkiye'den mi geldiniz? Evet. Mermi yarısı demiştiniz. Türk askeri misiniz? Sura işini bitirince adamınız birazcık toparlansın, hemen bizim köye gideriz. Hayır. Olmaz. Peşimizdeki teröristler size de zarar verebilir. Sizin de hayatınızı tehlikeye atamam. Adamın biraz toparlansın, biz hemen yola çıkarız. Tamam, toparlansın. Biz sizin yanınızdayız işte. Suna'nın müdahalesini yapınca siz gidin lütfen. Bize biraz ilaç falan bırakırsınız yeter. Sizin adınız neydi? İbrahim. Albay İbrahim Kopuz. Bakın albayım, biz sizin yanınızdayız. Güvendesiniz, merak etmeyin. Oğuz'du değil mi? Evet. Hadi en azından sen git delikanlı. Ya burada kalsam olmaz mı? Belki bir yardımım dokunur. Oldukça yardımın dokundu zaten, onları getirdin. Bu bizim için yeterli, hadi dön sen köyüne. Hadi git oğlum sen. Tamam. Sağ ol delikanlı. Dikkat et Oğuz, tamam mı? Siz etrafı gözetleyin. Yabancı birini görürseniz hemen haber verin bana. Peki. Tamamdır amca. Durum nasıl kızım? Amca bir iğne yapıyorum. Bekleyeceğiz. Sağ ol. Sağ ol kızım. Nerede kaldı bu Velid? Gecikiyoruz. Merak etme patron. Albayın dünyayla iletişimini kestik.
Hem sırtında yüzbaşının cesediyle fazla uzaklaşamaz. Evet. Öyle değil mi? Albay şimdi askerinin cesedini de bırakamaz. Sonuçta ne olacak ki? Her şekilde toprağa karışacak. Bunu hiç anlamıyorum. Çok sıkıldım Meğer. Bu kadar sabit kalmaktan hoşlanmam, biliyorsun. Sonunda! Acele hazır, hadi, hadi! Patron, ne yapıyoruz? Hava çıkıyoruz Mr. Veli. Ayva! Albay şu an avcumun ortasında. Son bir hamlem kaldı. Parmaklarımı yavaş yavaş birleştirip onu ezmem için son bir hamle. Hadi bulalım şu albayı. Sonuçta o kadar büyük bir alan değil. Hadi, hadi! Hadi! Hoş geldiniz. Hoş bulduk babalar. İhtiyacınız olan bütün malzeme araçta hazır. Sağ olasın babalar. Allah'a emanet olun. Sağ ol, eyvallah. Sarışın. Hadi kılıç. Asubayım, Bozkurt yüzbaşılar ne yaptı? Havalarından sivil araca geçiş yaptılar komutanım. Sınırı geçmiş olmaları lazım. Komutanım, Seyfi arıyor. Çevrim içi yap. Emredersiniz komutanım. Alo, ben Seyfi. Tüm General Kutalmış konuşuyor. Dinliyorum Seyfi. Komutanım, ben bölgedeki Türkmen köyündeyim. Aşağı Pınarlı. Kopuz albayla Kaan Yüzbaşı'yı buldum komutanım. Birazdan onların yanına gideceğim. Çok iyi haber. Ama komutanım, galiba Kaan Yüzbaşı yaralıymış. Ne diyorsun sen? Vallahi... Genç olan yaralıdır diyorlar. Yani durumu da pek iyi değilmiş. Alo, komutanım. Duydum Seyfi, duydum. Hemen onların yanına intikal et ve konumunuzu mesaj olarak at. Emredersin komutanım. Of, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çocuğa bir şey olmamalı.
Komutanım, bundan sonra yürüyerek ilerleyeceğiz. Sıkıntılı bölgeye girmek üzereyiz komutanım. Anlaşıldı Çiğdem baba. Sarışın. Biraz ileride bir yerde duracağız. Subay İlhan Yazır. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Talmış Paşa. Yüzbaşı Bozkurt, emret komutanım. Ne yaptınız yüzbaşım? Komutanım, araçla gelebileceğimiz son noktaya kadar ilerledik. Bundan sonrasına yaya devam edeceğiz. Yüzbaşım, adamlarımızın konumu tam olarak tespit edildi. Size de mesaj olarak geçilecek. Emredersiniz komutanım. Yalnız... ne yazık ki... Yüzbaşı Bozok yaralı. Ve galiba ağır yaralı. Anlamadım komutanım. Çok hızlı olmalısınız evlat. Komutanım, emin misiniz? Böyle bir şey olamaz. Yörük, evlat. Şimdi beni iyi dinle. Seyfi onların yanına ulaşmaya çalışıyor. Sen de ne yap, o cehennemler onları kurtar. Beni dinle Yörük. O çocuğun hayatı senin ellerinde. Duydun mu beni? Şimdi toparlan. Kendine gel ve hemen harekete geç. Emredersiniz komutanım. Komutanım, nedir? Komutanım, ne oldu? Kaan. Yüzbaşı Bozok yaralanmış. Ne? Durumu ağırmış. Nasıl yani komutanım? Nasıl ağırmış komutanım? Allah kahretsin. Yok. O değildir komutanım. Komutanım? Teyit edilmiş peki mi? Aynen komutanım, belki yanlış ihbardır, yanlış bilgidir. Kim söylemiş komutanım? Sen de Seyfi abi mi söylemiş? Seyfi abi görmüş mü? Yanlıştır komutanım. Yanlıştır yani, görse bile yanlıştır. Olmaz, olamaz bu durum. Ulan bu nasıl rekabet be? Bu nasıl rekabet lan? Ben var ya bu dünyanın çarkı. Benim yüzümden. Bunların hepsi benim yüzümden. Komutanım, bulundukları bölgenin koordinatları geldi. Lütfen gidip onları alalım komutanım. Onları orada bırakmayalım komutanım. Onları o it sürüsünün eline bırakacak değiliz komutanım. Hemen gidelim. Eğer Kaan'a bir şey olursa... Eğer Kopuz Alma'ya bir şey olursa... Bu dünyanın kimliği çıkıp yakmayan Yörük Aydın adam değildir.
Baş üstünde taç! Baş üstünde baş bırakmayacağız! Gök krizi kızılacaksın! Anlaşıldı mı kılıç? Emredersiniz komutanım! Çakal sürüsünün arasına dalar. Bozkurt gibi dalacağız. Adamlarımızı alıp oradan çıkacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Kimsenin ayağı yere değmeyecek. Ayağınız yere değmeyecek. Uçuyoruz kılıç! Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım! Bir iki adımı getirsin. Uçuyoruz! Umarım onları kaçırmamışızdır Beğer. Hayır patron. Bölgenin çevresinde hep adamlarımız var. Bizden habersiz hiçbir yere çıkamazlar. Aferin. Çabanı takdir ediyorum. Dikkat etmişsen ben de bu kısa zamanda iyi adam topladım patron. Bunu kimse beceremez. Anlıyorsun? Buralarda sözüm geçiyor yani. İyi. İyi. Hadi, hadi! Dışarısı sakin. Sıma, durumu nasıl? Yola çıkabilecek gibi miyiz? Ateşi düştü ama kendine gelmesi biraz zaman alacak. Hem kurşun hala içeride olduğu için enfeksiyon riski de gitgide artıyor. Bu yüzden acil, tam teşekküllü bir hastaneye götürmemiz lazım. Yola çıkabilecek kadar kendini toparladıysa biz sıra kadar yardım ederiz. Hayır, hayır. Bunu yapmak hepinizin hayatını tehlikeye atmak olur. Albayım bak, ben Türk'üm. Yeğenim Suna Türkiye'de okuyor. Öksüz kaldığında onu ben büyüttüm. Ama Türkiye Cumhuriyeti sayesinde doktor çıkacak. Bizim çocuklarımız, Türkmen çocukları şunu bilir ki dara düşersek Türkiye gelir. Şimdi Türk askerinin bize ihtiyacı varken arkamızı dönüp gitmemizi beklemeyin bizden. Bu bize yakışmaz. Kızım, sen de hazırlığını yap. Çocuklar dışarıda portatif bir sedye hazırlıyorlardı. Onlara bir bakıp geliyorum hemen. Demek amcan büyüttü seni. Annemle babam öldüğünde ben daha 7 yaşındaydım. Teröristler köyümüzü basmıştı. Beni saklayıp kurtardılar ama onları... Sağ olsun amcam yokluklarını hiç hissettirmedi. Komutan iyi. İyiyim ben. İyiyim, hiç merak etme sen. Müsaadenizle komutanım. Delikanlı kendine gelmiş. Hadi çocuklar hemen sedyeye koyun. Tamam, önce sayalım. 1, 2, 3. Albay! Durun, durun! Seyfi mi? Albayım,
Koy ben sana kurban olayım. Almayayım kurban olayım. Vallahi sen sana. Allah'ıma şükürler olsun ha. Tefi sen bizi nasıl buldun? Ya işte buldum işte. Ah. Yüzbaşım iyi mi? Durumu nasıl? Seyfi. Baba kurban söyle buradayım. Ulan senin canına kurban be. Bizi yine buldun ha sakallı. Ya ben sizi nasıl bırakırım ya? Vallahi daha bir sana kadar gitseniz gene bulurum ha. Seyfi bizim arkadaşımızdır. Ya hadi gidelim fazla vakit kaybetmeyelim. Araba buraya kadar çıkmadı. Aşağıda dere yoluna bıraktım. 3-4 kilometre vardır yani. Orası yolu uzatır. Dağ yoluna gidersek daha çabuk varırız sınıra. Hem yolda o kadar güvenli değil zaten. Sura, sen buradan dön kızım. Hem bak yol güvenli değilmiş. Yolda yardım gerekebilir. Hem biz buralara alışkınız merak etmeyin. Peki. Hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım o zaman hadi. Hadi Cengiz sen sağ ol. Üç deyince. Bir, iki, üç. Patron, oradalar. Yüzbaşı yaşıyor. Bitirin işlerini. Mağaranın içindeler. Saldırın hemen. Ateş kimse sağ kalmayacak. Hadi, hadi. Bir dakika. Buldular bizi. Kayın basıyor ben geriye taşıyın. Tamam. Biz sol ateşe veriyorum. Geç. Sula, sen de geri git. Yeterli mühimmatımız yok. Çok dikkatli olun. Buraya yaklaştırmasak iyi olur albayım. Demek direniyorsun albay. O yanındaki köylülerle ne yapabilirsin ki? Yalnız yüzbaşının bünyesi sağlammış. Hala yaşadığına göre. İçeri güvenli alın. Eminim. Emredin komutanım. Seyfi'ye ulaş bakalım yanlarına gitmiş mi? Son durum bilgisi geçsin çabuk. Emredersiniz komutanım. Komutanım Seyfi'nin telefonu ulaşılamıyor. Sinyali kesmiş olabilirler mi? Komutanım öyleyse şu an adamlarla ya çatışıyorlar ya da çatışmak üzere. Aynen Kıbrıs'ta. Kılıç. Uçuyoruz hadi. Hadi. Aferin çocuklar. Dikkat edin açık vermeyin. Komutanım, benim mermim azdır. Süleyman. Dokuz baba, sen merak etme biz çıkacağız buradan. Yüzbaşıyı da yetiştireceğiz. Sen hiç yüzünü karartma.
enfeksiyon yayılmaya başlamış. Komutan. Komutan nerede? Komutan nerede? Sakin ol. Komutan nerede? Yorma kendini bak lütfen. Tamam sen bunları düşünme. Sakin ol, sakin ol. Taksiyon var onlar. Tamam. Yardım et. Tamam arkadaş. Sakin ol. Komutan. Sakin ol. Komutan. Komutan. Kapa gözle. Suna. Albayım enfeksiyon yayılıyor. Bir an önce hastaneye götürmemiz lazım yoksa elimizdeki ilaçlar yetersiz kalacak. Ah! Cengiz! Cengiz! Cengiz iyi misin? Suna ne yapıyorsun? Suna ne yapıyorsun? İyi misin kardeşim? İyiyim, iyiyim. Sıyırdı bir şey yok. Çok derin değil. Tamam. Sen silahını bana ver. Git içeri. Saçmalama babacığım. Kedi görmüş. Yarasanmış gibi. Buradan çıkışın yok albay. Ve megafon. Benim mermim bitmek üzere. Benimki bitti. Allah Allah. Niye durdular ki bunlar? Sessizce yaklaşıyorlar desek. Kimse görünmüyor. Merhaba albay. Ben Miloš Obilić. Hatırlatırım ki Kosova Savaşı'nda 1. Murat Meydanı dolaşırken onu sırtından hançerleyerek öldürdüm. Bu çok büyük bir zaferdi. Günümüz koşullarında da senin yüzbaşını yine meydanın ortasında ben olmasam bile adamlarım vurdu. Bu başlangıçtı. Elimdeki hançer senin sırtına yaklaşıyor albay. Az kaldı. Tarih her zaman kendini tekrar eder. Bunu sakın unutma. Miloš? Ne ola Miloš nedir? O yüzbaşı ve diğerlerinin gitmesine izin vereceğim.
Evet. Onların yaşamasını istiyorsan teslim olacaksın. Zaten o yüzbaşının çok bir zamanı kaldığını sanmıyorum. Geçen her dakika onun aleyhine işliyor albay. Sana gün doğana kadar zaman veriyorum. Kararını ver albay. Gün doğduğunda hala teslim olmamışsan... O mağarayı havaya uçururum! Roketçi! Ateş! Varmışsındır albay. Gün doğduğunda görüşürüz. Teo! Hele bak manyağın dediğine bak. Direk albayımızı verecekmişiz. Ah! İyi misin? İyiyim sen. Amca. İyi misiniz çocuklar? İyiyiz amca. Biz iyiyiz. Yüzbaşı Bozkurt'la konuşup yerlerini öğrenelim. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Hadi oğlum çabuk. Kutu almış paşa komutanım. Çevre güvenliği al. Emredin komutanım. Yüzbaşım, Seyfi'ye ulaşamıyorum. Bulundukları yerin sinyalini kestiklerini düşünüyoruz. Biz de ulaşamadık henüz komutanım. Konumunuz nedir? Komutanım, ilerlemeye devam ediyoruz. Fakat çevredeki terör gruplarıyla karşılaşmamak için azami dikkat gösteriyoruz. Bu da bizi yavaşlatıyor. Anladım yüzbaşım. Doğru olanı yapmışsınız. Yolda yaşayacağınız bir çatışma sizin daha da gecikmenize neden olacaktır. İrtibatta kalalım. Emredersiniz komutanım. Ya. Hadi durmak yok kılıç. Of. Nasıl bir cehennemin ortasında kaldık ya. Acele etmemiz lazım. Acele edince de diğerlerinin hayatını riske ediyoruz. Albayım, yüzbaşının zamanı kalmamış olabilir. O çocuğun zamanı kalmamış olabilir. Onların yaşamasını istiyorsan teslim olacaksın. Zaten o yüzbaşının çok bir zamanı kaldığını sanmıyorum. Albay, ne yapıyorsun? Çekil önünden Seyfi. Hayır, vallahi çekilmem. Seyfi, en doğrusu bu. Neymiş en doğrusu? Ben teslim olacağım. Siz de buradan çıkıp gideceksiniz. Olmaz öyle şey komutan. Buna müsaade etmeyiz. Gerekirse ben de savaşırım. Yapmayın bunu. Kaan yüzbaşının zamanı kalmadı.
Anlamıyor musunuz? Başka çarem yok. Hem bütün bunların tek sorumlusu benim. Hepsi benim yüzümden oldu. En azından şimdi üstüme düşeni yapacağım. Böylece bir şansınız olur ve Kaan Yüzbaşı'yı kurtarabilirsiniz. Kopuz baba, kopuz baba. Kurban olayım, yapma. Bak, utanmış başa. Sonra İzmandut Yüzbaşı buraya gelmek için bütün yolları deniyorlardı. Ben bunu biliyorum. Kurban olayım, gözünü seveyim. Biraz daha bekleyelim, ne olur. Kaan Yüzbaşı'nın zamanı yok diyor. Anlamıyor musun? En azından şu hayatta bir kez daha birinin benim yüzümden ölmesine izin vermeyeceğim. Çekilin. Vallahi çekilin. Çekilin. Almayın. Onu hayatta tutmak için elimden geleni yaparım. Lütfen yapmayın bunu. Hayır albayım. Göz göre göre buna müsaade edemeyiz biz. Kopuz baba. Bu iblis Gündoğan'a kadar vakit vermedi mi? He? Kurban olayım, gözünü seveyim, bekleyek ha. Biraz daha bekleyek. Allah'ım. Gördüğüm her yerde canım oğlum var sanki. Sen onu bana bağışla. Sen onu koru Allah'ım. Sen ona yardım et. Sen onun gücüne güç kat. Sen onun cesaretini sonsuz kıl Allah'ım. Sen ki her iyiliği, her güzelliği yaradansın. Sen bu güzel bayrağımız için savaşan, haydutların üzerine aslanlar gibi giden evlatlarımıza kalkan ol ya Rabbim. Onları sağ salim bize eriştir. Eriştir ki onların dönüşleriyle evimiz, barkımız, yurdumuz çiçek açsın, mis koksun. Ümitsizlerin ümidi, biz anaların sığınağı, sesimizi, duamızı duyan Allah'ım, hikmetinden sual olunmaz. Sen oğlumu, Kaan'ımı, sen cümlemizin çocuğunu, sen bizim Mehmetçiğimizi, Mehmetçiğimizi koru Allah'ım. Doğdu. Artık ne olacaksa olsun. Albayın ne yapacağını çok merak ediyorum. Henüz bir hareket yok patron. Ama biz her türlü hazırız yani. Tamam. Biz son uyarımızı yapalım. Gerisi albaya kalıyor. Megafon lütfen. Lütfen diyor bir daha. Thank you.
Albay! Verdiğim süre bitti. Senin son bir kahramanlık yapıp onlar için kendini feda edeceğine eminim. Beni duyuyor musun albay? Hadi çık artık oradan. Ne de olsa Türk askeri kahramanlık yapmayı sever. Hadi albay, bekliyorum. Allah belanı versin senin Merlin! Ula abu gözler seni de geberdiğini görecek! Albay, kurban olayım yapmayın albay. Başka çaremiz yok Seyfe. Kaan kötü. Daha fazla karşı koyamayız. Onu da sizi de göz göre göre. Albayım, kılıç birazdan gelir bak. Onlar gelene kadar biz dayanalım ha. Yetişemezler Seyfi. Buna zaman yok, anlamıyor musun? Teslim olmayın komutanım. Canımız feda size. Askerler gelene kadar karşı koyabiliriz. Vallahi bak doktor kızımız doğru söylüyor. Yok kılıç bizi burada koymaz. Kurban olayım albayım. Komutan. Komutan, evet. Kalkma güzel. Yapma, bak lütfen daha kötü olacaksın. Komutan, yapmayın komutan. Sakın böyle bir şey yapmayın komutan. Komutan, ben iyiyim. Kılıç gelecektir. O şeref size istediğini vermeyin. Kaan. Bana bir silah verin. Bana bir silah verin, sonuna kadar çatışalım komutan. Sakin ol. Ben iyiyim komutanım, bana silah verin. Silah verin bana komutanım. Yapamam Kaan. Bu çılgınlık olur. Bunu size yapamam evlat. Bunu yapamam. Komutanım yapmayın. Albay! Beni duyduğuna eminim. Sana 3 dakika süre veriyorum. Eğer ortaya çıkmazsan orayı havaya uçuracağım. Ve hepiniz öleceksiniz albay. Hepiniz. Yapmak zorundayım evlat. Yapmak zorundayım. Seyfe, onu sağ salim Türkiye'ye götürün. Kaan'ı kurtar, o yaşasın Seyfe. Albayım. Olayım yapmayın.
komutanım. Yoksa... Nasıl geldi? Nasıl geldi? Lanet olsun! Kaç oldu? Kim bunlar? Nereden çıktılar? Kesin asker gelmiştir patron. Ne diyorsun sen? Asker buraya gelemez. Gelmiş işte. Lanet olsun! Lan siz bizim adamlarımızı sahipsiz mi sandınız? Bize kefen mi senin? Mezarı eşelenir, duydunuz mu lan? Mezarı eşelenir! İçeride var, bomba atar hazırlansınım. Haydi! Emredersin komutanım! Selçuk, roket atarın başına başkası geçmesin, hadi. Emredersiniz komutanım. Kılıç, her mermiye bir leş istiyorum. Her mermiye bir baş. Vurulanı oyarım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Burayı onlara cehennem kazanına çevireceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım, kesin mağarada var. İnşallah hepsi iyidir. Ya, inşallah Kaan Yüzbaşı yetişmişsinizdir komutanım ha? İnşallah Kıbrıslı. Allah büyük. Hadi bastırın! İlyas! İlyas! İlyas, iyi misin aslında? İyiyim komutanım, iyiyim. Hadi, uyuma komutanım. Vurulanı oyarım dedi, dikkat et biraz. Emredersiniz komutanım. Bunların alayını gömmeden bize vurulmak yok. Şüphen olmasın, hadi bakalım. Allah korkmalı. Komutanım, kılıç timi gelmiş. Kurban olduklarım, tam zamanında yetiştiler. Ben size söylemiştim. Geldiler. Geldi aslanlarım. Yüzbaşım, kılıç timi geldi. Almayı kurtardık. Gelir Seyfi, gelir. Kılıç timi her zaman gelir. Bir ders daha dayan. Dayan. Çıkacağız buradan. Yorma kendini Kaan. Seni hastaneye yetiştireceğiz. Seyfi. Hadi biz de onlara destek olalım. Emredersiniz. Cengiz, sen yaralısın. Sen burada kal. Yok komutanım. İyiyim. Çatışabilirim. Peki. Suna, Kaan'ın başından ayrılma. Merak etmeyin. Hadi. Çok dikkatli olun. İşte sizin finaliniz bu oğlum! Uçarsınız böyle! Aferin lan Demir. Bravo Candaş, ellerine sağlık. Hadi bir tane de benim için. Hadi Candaş, son! Aslan çok iş gözüm. Emredersiniz komutanım. Serseriler. Komutanım. Komutanım.
Kopuz Albay'ı gördüm. Yanında da Seyfi var, birlikte ateş ediyorlar. Ulan bir de Kaan Yüzbaşı iyice var ya, tamamdır bu iş. Merak etme Kıbrıslı. Bozok babanın postu kalındır, öyle kolay bırakmaz. Buraya gel, gel. Nereye gel? Elimizdeki mermiler bitti. Zaten bize de çok ihtiyaçları yok. Vallahi kılıçlı bir izbandut. Çok kızmış ha. Bizi buradan çıkarmak için taş taş üstüne bırakmazlar bunlar. Şaşırmakta haklısın Seyfi. Onlar benim adamlarım ama ben bile her seferinde bu ruhu, bu mayayı gördükçe hayran oluyorum. He vallahi ben de hayran oluyorum. Hadi vur, 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 vur. Allah'ını kurtarın, bak uçuyor ha. Ya bu Merlin nerededir? Hiç sesi çıkmıyor. Buralarda bir yerden manzarayı izliyordur. Nerede olacak? Ya da şu anda kaçacak bir delik arıyordur. Patron, gitmemiz lazım hemen. Bu nasıl olur? Patron, beni taktı. Gidelim hemen. Albay, bu iş burada bitmedi. Bu iş burada bitmedi, ölümüm benim elimden olacak. Tamam, ay şunu al, hadi gidelim şuradan, hadi ya, konuşturuyor. Hadi kaçalım ama, oyalanmayalım, hadi. Hadi, hadi gidelim, tamam. Bizi koruyun, sık aşağı doğru, sık. Sık, sık, sık. Sıkı sıkı aşağı doğru sık, kafasına kafasına. Kaç lan ayı, kaç, koşsun. Ulan bitmediniz Allah'ın belaları. Bitmediniz lan. Bitmediniz. Bitireceğiz komutanım. Hepsi tek tek geberene kadar bitireceğiz. Hepsini bitireceğiz. Ulan onlara dokun lan, yanar. Yanar lan. Kıbrıs'ta, Batur Baba sakin ol. Sakin ol bak. Bak ben ne kadar sakinim bak. Komutanım yok. Ben de sakinim de sadece... Ben sakinim lan! Başım bitirin şunları! Ben sakin olun, oyalım! Oyalım! Emredersiniz komutanım! Ah, gel, gel, gel. İlyas, sol tarafa kaçanları hallet koçum. Emredersiniz komutanım. Şerefsizler. Gel. Gel, gel, gel. Daha yaklaş, yaklaş. Selçuk. Temiz görünüyor komutanım. Hadi. Anlaşıldı komutanım. Selçuk Adas'ım. Bu iş sizi veren Allah'a kurban olayım ha. Şunların gelişindeki asalete bakın hele komutanım. Komutanım, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Ama Kaan Yüzbaşı'nın zamanı yok. Yarası çok ağır. Bir an önce buradan götürmemiz lazım. Komutanım, ben hemen ilgileniyorum. Kızım, Suna, durumu nasıl? Aynı komutanım. Ateş hala çok yüksek.
Bir an kendine geliyor ama sonra tekrar dalıyor. Ben hemen yarısına bakıyorum komutanım. Tamam Asbey'im. Kurşun içeride. Çıkarılması lazım. Ben tıp öğrencisiyim. Suna yakınlardaki bir Türkmen köyünden. Kaan için gece boyunca elinden geleni yaptı. Çok sağ olun. Peki ateş için enjeksiyon yaptınız mı? Yaptım ama tekrar yapabiliriz çünkü malzemem bitmişti. Beyler çevre güvenliği alın hadi. Bende var, ben hemen yapıyorum. İyisiniz mi komutanım? Hadi acele et, acele et. Hemen komutanım, iyi geliyorum. Uzak. Yürük. Babalar. Geldiniz mi lan? Geldik babalar, geldik. Batır. Komutan. İyi geç kaldınız lan. Ne desen haklısın Bozok baba. Ne desen haklısın kardeşim. Şerefsiz tarla farelerin ne yaptınız yürek? Bozok baba. Hepsi leş kargalarına yem oldu. Sen merak etme. Komutanım. Ben demedim mi size? Kılıç gelir komutanım. Kılıç değil mi? Her zaman gelir. Biz geride adam bırakmayız komutanım. Kılıç geride adam bırakmaz. Öyle evlat, öyle. Hepinizle gurur duyuyorum. Bilyas. Komutanım, pansumanı değiştireceğim. Sonra hemen çıkabiliriz. Tamam, tamam Asubay'ım. Ben iyiyim sarışın. Zımba gibiyim koçum. İyisiniz komutanım. Komutanım, iyisiniz maşallah ya. Allah sizden razı olsun. Hakkınızı ödeyemem, sağ olun. Siz iyi olun da. Yüzbaşım, üstemeyin. Hadi benle gelin. Emredersiniz. Seyfi sen de gel. Emredersin ağabey. Çiğdem, pansuman biter bitmez buradan gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Acele edin. İlaç'ı çabuk kullanın. Hemen komutanım. İyi olacaksınız komutanım, iyi olacaksınız. Olacağım Çiğdem. İyi olacağım, olacağım. Demir. Ne var? Müsait misiniz Demir Bey? Müsait? Yok, şu an değil. Ne zaman müsait olursunuz? Bilmem. Belki birazdan. Komutanım! Haydar de bana istiyorsan, ha? Komutanım, dalmışım. Özür dilerim. Daldın. Derinlere dalıyorsun, bir çorda dur. Sırası mı lan şimdi, ha? Dalacağım şimdi sana. Gidin, sedye getirin, hadi. Emredersiniz komutanım. İlhan! Sedye var bende. Hadi toparlansan hazırsınız, değil mi? Bitmek üzere komutanım. Size de her şey için çok teşekkür ederiz. Hakkınızı ödeyemeyiz valla. Rica ederim. Sizin bizim için yaptıklarınızın yanında ben ne yaptım ki? Ne var? Tamam komutanım. Hazır komutanım. Daha yol daha kestirmedir komutanım. Şu güzergah komutanım. Evet daha kestirme ama maalesef pek güvenli değil. Ama başka da bir çaremiz yok gibi görünüyor. Tamam üstüne benim. Komutanım, merak etmeyin. Onu yetiştireceğiz. Komutanım, size saldıran bu
Şermin mi, Merlin mi, ne karın ağrısıysa o muymuş? Evet yüzbaşım. Sizin burada olduğunuzu biliyordu ve fırsatı kaçırmadı. Değil mi komutanım? Aynen, aynen. Komutanım. Sağ ol Çiğdem. Komutanım, biz hazırız, gidebiliriz. Buyurun canım. Tamam, hemen yola çıkıyoruz Teğmen'e. Tamam. Fikret Bey. Çok teşekkürler her şey için. Çok sağ olun. Rica ederim komutanım, ne demek. Yolunuz açık olsun. Hakkını helal et. Helal olsun. Subay Gümüş. Emredersiniz komutanım. Haydar Yüzbaşı komutanım. Dinliyorum yüzbaşım. Komutanım. Kopuz Albay ve Kaan Yüzbaşı'ya ulaştık. Seyfi de yanlarında. Durumları nasıl? Yüzbaşının durumu? Komutanım. Kopuz Albay ve Seyfi iyi fakat Kaan Yüzbaşı'nın durumu ağır. Biz yola çıktık. İlk müdahaleyi yakındaki bir Türkmen köyünden yapmışlar. Ancak Kaan Yüzbaşı'yı bir an evvel hastaneye yetiştirmemiz lazım. Pekala Yüzbaşı. Kopuz Albay oradaysa görüşmek istiyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kutalım Yüzbaşı. Emredin komutan. Kopuz iyi misin? Sağ olun komutan. Durumun farkındayım komutan. Döndüğüm zaman kapsamlı bir rapor arz edeceğim size. Ve gereğini yapacağım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ama yapmak zorundaydım. Beni anlayacağınızı umut ediyorum komutanım. Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Gelince konuşuruz. Yaralı askerimizi ve timini al, güvenli bölgeye ulaştır. Ben gerekli hazırlıkları yaptırıyorum. Emredersiniz komutanım. Asurayım. Timimizi getirecek olan helikopter sınır tugayında hazır beklesin. Güvenli bölgeye geçtikleri zaman da havalansın. Acele etmemiz lazım. Yüzbaşının durumu ortada. Emredersiniz komutanım. Ben odamdayım. Umarım silahlı bir unsurla karşılaşmayız yüzbaşım. Komutanım, burası cehennemin ortası. Yani sorun değil, gerekirse çatışırız fakat Kaan'ın durum çok ağır. Kurşun hala içeride. Yahu bütün gece saldırdı o Merlin için. Sonra da pazarlık yaptı. Vallahi komutanım, yani biraz daha geç kalmış olsaydınız var ya, Kopuz Baba Merlin'e teslim olacaktı. Yüzbaşı Kaan'la bizim hayatlarımızı kurtarmak için. Vallahi büyük kahramanlık yani. Sen kahramanlık de Seyfi, ben fedakarlık diyeyim. Yani albay hiç tereddüt etmeden teslim olurdu. Komutanın yaşadıkları hiç kolay değil. Doğru söylüyorsun. Komutanım, Kaan Yüzbaşı'nın durumu kötüleşti. Beyler şöyle ağacın altına hemen. Getir, getir. İlhan, Emir, çevre güvenliği alın. Emreder, emreder. Dayanın komutanım. Komutanım çok fazla ateşi var.
su için. Dayanın komutanım. Ben müdahale ediyorum. Komutanım, ben bir neden yapacağım ama kurşunun bir an önce çıkartılması lazım. Kurşun çok derinde. Ben burada çıkartamam. Komutanım, ne yapacağız? Komutanım. Ben hayatım acı. Hep üniformam üstündeyken şehit olmayı hayal ettim komutanım. Keşke. Kaan, evlat. Bozuk baba, ne biçim konuşuyorsun sen ya? Babalar, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok, şehit olmak falan yok. Seni bırakmayız baba. Ne olursa olsun seni yetiştireceğiz bozuk baba, şehit olmak yok. O üniformayı üstüne yine giyeceksin. Aslan gibi asker olacaksın yine. Öyle bir şey yok babalar. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık, içerek acı ölüm tasından ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık. Atsız, sansız olsa da en büyük kahramanlık, göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerekir. Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir. Efendim? Komutanım, helikopter kılıç timini bölgeden aldı. Ankara'ya doğru yola çıktılar. Bozok Yüzbaşı'nın durumuyla ilgili bir bilgimiz var mı? Hayır komutanım, bir ayrıntı verilmedi. Pekala, şimdi beni iyi dinle Asubay'ım. Hemen görevini devret. Kaan Bozok'un annesiyle bizzat ilgilenmeni istiyorum. Doğan'ı da yanına al. Selver Hanım'ın hastaneye gitmesine nezaret et. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Doğan. Ey Allah'ım ya. Doğan uyan. Doğan Bayındır Ödemiş, emret komutanım. Bu saatte burada uyunur mu Doğan? Burada böyle uyunur mu Doğan? Hem de mesai saatinde. Komutanım özür dilerim. Ben bütün gece gözümü kırpmadım da komutanım, öyle içim geçmiş. Uyumuşum komutanım. Bir haber mi var komutanım? Kaan Yüzbaşı ile Kopuz Albay ile ilgili bir haber mi var? Onlarla alakalı bir haber mi var komutanım? Hazırlan Doğan. Çıkıyoruz hemen. Birlikte Kaan Yüzbaşı'nın evine gideceğiz. Kaan Yüzbaşı'nın evine mi? Komutanım, yoksa bir şey mi oldu? Allah aşkına komutanım, Kaan Yüzbaşı'ya yoksa bir şey mi oldu komutanım? Komutanım, kötü bir şeyse söyleme komutanım, Allah aşkına söyleme. Allah aşkına söyleme komutanım, kötü bir şeyse söyleme komutanım. Kurban olayım söyleme komutanım, Doğan, kötü bir şeyse söyleme komutanım. Doğan bir sakin ol. Kaan Yüzbaşı yaşıyor. Ama yaralı. Birlikte Selver teyzeyi hastaneye götüreceğiz. Sadece bu. Sakin ol. Durumu nasıl peki komutanım? İyi mi? İyiydi mi komutanım? İyi de komutanım. Allah aşkına iyi de komutanım. Hadi Doğan. Hadi.
Ben sana ne dedim Petro? Bu adamlarla uğraşmak zordur, zor. Hani buraya gelemiyorlardı? Aha bak, geldiler işte. Bu Türk askerinin gözü karadır, kara. Ne yapar eder, gelir adamlarını alırlar. Biz de böyle yemiş tavuk gibi kalırız işte. Sen ne biçim konuşuyorsun öyle Velid? Ya Petro kusura bakma. Vallahi çok kafam bozuldu ya. Ne dediğimi biliyor muyum ben? O kadar adam, silah, bir sürü para gitti ya. Vallahi canım yanıyor canım. Neyse. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz onu düşünelim. Albay'ın yanında çatışanların kim olduklarını öğrenerek başlayabiliriz mesela. Onlara kim yardım etti? Bunu araştırabilirsin Mr. Velid. Türkmen köylüler yardım etmiştir. Neyse, sen çabuk ol. Bir an önce sonuç istiyorum. Bu olanları albayın yanına bırakmayacağım. Elbet birilerine ceza keseceğim. Böylece o albay da, adı neydi o Tim de... Kılıç değil mi kılıç? Kılıç Tim. Onların canını daha çok yakmış olacağım. Gel. Gel Sedat. Ne oldu? Komutanım, yüzbaşı Kaan Bozuk helikopterde fenalaşmış. Helikopter direkt hastaneye inecek komutanım. Bilgi şimdi geçildi. Allah kahretsin. Kaan'a bir şey mi oldu? Doğruyu söyleyin. Selver teyze tamam, tamam sakin. Selver anne ne olursun telaş yapma. Oğlum söylesene, kızım söyle. Ne oldu? Söylesene Başak. Oğluma bir şey mi oldu? Selver teyze. Kaan yüzbaşı... operasyonda yaralanmış. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor Selver teyze.
Şimdi helikopterle hastaneye getirecekler onu. Biz de sizi hastaneye götürmek için geldik. Doğruyu söyleyin. Oğluma bir şey oldu. Siz beni alıştırmak için böyle yapıyorsunuz. Yok Selver anne, vallahi doğru söylüyoruz. Kur'an hakkı için doğru söylüyor Selver anne. Doğruyu söyleyin. Selver teyzem bak lütfen telaşlanma, sükunetini koru. Lütfen sakin ol. Yalvarıyorum. Kız hanım. Serban Hanım. Kaan'a bir şey olursa ben yaşayamam. Serban Allah büyük kurtulacak. Kurtulacak bak görecek kurtulacak. Sen dua edeceğiz, dua edeceğiz. Serban Hanım. Selver teyze. Selver teyze hastaneye gidiyoruz hemen hadi. Hadi hemen gidiyoruz. Dur. Ben ayakkabı getireyim. Montunu getireyim. Anne. Kaan uyuyor Kaan. Sana emanet tamam. Hemen geliyorum. Hastane. Gidiyoruz Selver anne. Merak etme sen. Yaşıyor değil mi? Sakin ol. Hastane. Karın bölgesinden vurulmuş doktor bey. Nabzı çok düşük. Kurşun hala içeride. Sanırım enfeksiyon bütün vücudu sarmış. Anlaşıldı. Hasta hemen ameliyathaneye alınsın. Aman Allah'ım! Kaan! Kaan! Selver teyze! Kaan! Selver teyze bir şey yok! Kaan! Biraz sıcak! Selver teyze! Selver teyze! Selver teyze! Oğlum! 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 Yavrum! Kaan'ım! Oğlum! Allah'ım yardım et! Kaan! Kaan! Kaan oğlum! Allah'ım yardım et! Tamam. Allah'ım yardım et! Olmasın. Allah'ım bir şey olmasın! Allah'ım olur yardım et! Allah'ım! Kaan! İyi misiniz? Komutanım bu kadar yüklenmeyin kendinize. Yani kafanızdan neler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Ancak şundan emin olabilirsiniz ki sizin yerinizde hangimiz olsak aynı şey yapardık komutanım. Haklısın ya. O maksut şerefsizi de ortadan kaldırdım. İntikamımı aldım. Bundan zerre pişmanlık duymuyorum evladım. Ama Kaan... Kaan'ın orada olmaması gerekiyordu. Orada olmamalıydı Kaan. Şimdi bir tarafta ölümle pençeleşen bir asker. Öbür tarafta...
Onun acısına dayanamayan bir ana. Bana bir şey olmaz. Bir şey olmayacak, tamam. Bir şey olmayacak, Saray teyze. Söz veriyorum. Gel tansiyonunuza bakalım. Tamam. Bir şey olmaz. 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 Açalım kolunu. Görçen. Eğer Kaan'a bir şey olursa ben bu yükü nasıl taşıyacağım yörük? Komutanım. Kaan. Kaan içeride. Ve ameliyatı devam ediyor. Kaan güçlüdür komutanım. Dirilecektir. Allah büyük be komutanım. Biz de onu burada sabırla bekleyeceğiz. Merlin olabilir mi komutanım? Büyük ihtimalle. Alo. Merhaba albay. Ben Miloš Obilić. Hatırlatırım ki... Kes sesini şerefsiz. Yeter bu zırvalamaların. Oo. Bakıyorum da çok sinirlisin albay. Yoksa yaralı yüzbaşı öldü mü? Onu hastaneye yetiştiremedin mi? Bak, bu benim için çok güzel bir haber olurdu. Yaptıklarının hepsinin hesabını vereceksin alçak herif. Kimin kimden hesap soracağını zaman gösterecek albay. Unutma, bu dünyada birileri her zaman diğerlerinin ödemesi gereken bedeli öder. Daha doğrusu ödemek zorunda kalır. İnsanlığın döngüsü böyle albay. Alo. Alo. Lanet herif kapattı. Komutanım, ne diyor şerefsiz? Bilmiyorum ki, bir şeyler ima etti gene. Albay çok sinirli. Ama o sinirinin altında yatan derin acıyı hissettim. Şimdiki planımın ne kadar yerinde olduğunu bir kere daha anladım. Tam 12'den. Bullseye. Albay'ı bitireceğim. Nerede bu adamlar? Birazdan burada olurlar patron. Geliyorlar patron. Hadi. Bitirelim şu işi. Hadi hele siz de aşağı hadi. Çabuk hadi. Hadi hadi toplanın siz de aşağı hadi. Merak etmeyin. Sakinleştirici de yaptık. Şimdi daha iyi. Ya helak oldu kadıncağız. Kolay mı komutanım? Dağ gibi evladı içeride. Allah'ım sen komutanımızı bağışla yarabbi. İyi olacak iyi. Ben inanıyorum iyi olacak. He vallahi. Yani çok direndi. Allah'ın izniyle kurtulacak. Haydar Kaan'da bir şey olursa... Selvar teyze dayanamaz.
olmasın o zaman Gökçen. Bozuk yaşasın. Bir iddiası olup gitmesin. Eğer var ona bir şey olursa... buna ne ben dayanabilirim... ne Kılıçtım ne de albay. Türk askerlerine yardım eden birileri olmuş. Onların kim olduklarını söylerseniz sizinle daha iyi anlaşırız. Biz bir şey bilmiyoruz. Defolun gidin köyümüzden. Sabrımı taşırmayın. Sabrını taşırsak ne olur? Güç gösterisi yaparak bizi korkutamazsın. Köpeklerini de al, çek git buradan. Bizim sana söyleyecek bir şeyimiz yok. Çek elini. Sert kız. Ama dilin fazla uzunmuş. Hoşuma gittin küçük hanım. Son kez soruyorum. Albay Kopuz ve o yüzbaşıya kim yardım etti? Biz de sana son kez cevap veriyoruz. Defol git köyümüzden. Peki. Ateş. Hayır! Ateş.
o çok sevdiğiniz albayınıza söyleyin. Onun için canınızdan oldunuz. Onun için öldünüz. Çok dokunaklı. Amca! Albayım, bana kötü bir haber vermedi. Şey, komutanım. Kaan Bozok'la mı ilgili? Hayır komutanım, hastaneden henüz bir bilgi gelmedi. Ameliyat bildiğim kadarıyla devam ediyor. Konu ne o zaman? Merlin ve adamları komutanım. Kopuz albaylara yardım eden Türkmenlerin köyüne saldırmışlar. Köyden 5 kişiyi öldürmüşler. 6 kişi ağır yaralı olarak tedavileri için Türkiye'ye getiriliyor. Bir haber var mı yavrum? İyiyim. Semer teyzeciğim. Semer teyze, ameliyat devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Bitmemiş mi daha? Bitince haber verecekler. Hadi biz oturalım. Hayır. Gel haber verecekler onlar. Ben oturmam. Burada bekleyeceğim oğlumu. Burada oturacağım. Rahat bırakın beni. Ben burada bekleyeceğim. Rahat bırakın. Ben burada bekleyeceğim. Tamam. Bırakın beni. Rahat bırakın. Tamam Serdar. Tamam, buradayız. Ben burada bekleyeceğim oğlumu. Burada bekleyeceğim. Serdar Hanım. İbrahim Bey. Ben çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Oğlum iyi olacak mı? Kanım iyi olacak mı? Rahim Bey. Thank you.
içer misiniz baba? Yok, sağ ol evlat. Bugün kahve bile içtim. Hemşire kızım izin verdi, sağ olsun. Afiyet olsun. Nasılsın evlat? Nasıl olayım ki baba? Bütün bu olanlardan sonra ne diyebilirim ki sana? Omuzlarım ağırlıktan çökmüş. Yerin dibinde gibiyim sanki. İnan oradan çıkmayı hiç istemiyorum. Nefes almayı istemiyorum. Güneşi görmeyi istemiyorum. Çünkü bunların hiçbirisine hakkım yok. Kendine çok haksızlık ediyorsun evlat. Tüm bunların suçlusu benim. Her şeyin sorumlusu benim baba. Kaan'ın benimle gelmesine izin vermemeliydim. O Türkmenlerin yardımını kabul etmemeliydim. Olacakları düşünüp daha dikkatli hareket etmeliydim. Tam bir aptal gibi şuursuzca davrandım ben. Bazen insanın en akıllısı bile yani önünü sonunu düşüneni, eksisini artısını tartanı, erisini doğrusunu bileni, mantığı, aklı hep en önde tutanı bile yanlış yapar kopuz. İnsanız, beşer şaşar kopuz. Hangi asker olsa onu geçtim, hangi erkek olsa aynını yapardı. Bazen ne kadar akılla hareket eden biri olursak olalım, işin sonunda kararı yüreğimiz verir. Ve sen de yüreğindeki acıyı söküp atmak için böyle bir işe kalkıştın evlat. Evet. Ailemin intikamını aldım. Kanına girdiği Mehmetçiğin intikamını aldım o pislikten. Ama bana sonuçları çok ağır oldu baba. Çok ağır. Seninle ilgili yarın mı karar verilecek? Ha, komisyon yarın toplanıyor baba. Albay İbrahim Kopuz. Albay İbrahim Kopuz. Elimizdeki ayrıntılı raporda da açıkça ortaya konduğu üzere
görevi kötüye kullandığınız, emre itaatsizlik yaptığınız ve size gelen istihbaratı örtbas ettiğiniz görülüyor. Ciddi hatalar yaptınız. İzinsiz olarak kendi kişisel intikamınızı almak amacıyla emir almaksızın harekete geçtiniz. Sınırı yasa dışı yollarla geçtiniz. İzinsiz başka bir ülkenin topraklarına girdiniz. Ve maksut kod adlı teröristi bu şekilde ortadan kaldırdınız. Bu sırada da bölgedeki Türkmen sivillerin ölümüne yol açıp Yüzbaşı Kaan Bozoğ'un, yani emriniz altındaki bir subayın yaşamını tehlikeye attınız. Ve bütün bu yaptıklarınızın çok önemli, geriye dönülmez sonuçları oldu albayım. Bir açıklamanız var mı? Hayır, yok komutanım. Tüm bunların sorumlusu benim. Bu suçlamalardan dolayı en ağır yaptırımı hak ediyorum komutanım. Sizinle ilgili karar verildi zaten Albay İbrahim Kopuz. Görevden uzaklaştırılıp Özel Kuvvetler Grup Komutanlığından azledildiniz. Çıkabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.